Abdurrahman döneminde kalmış ya. Onu Bakın bile düşünün, idraktan zihniyet uzak. Bak Abdurrahman. onu bile idraktan uzak. Hayır, bu gericilik şimdi, meselesi bir de hocam, yani bunlar şimdi gerici dedikleri bir parti, bir iktidar 21-22 senedir iktidarda. Şimdi mesela savunma sanayini konuştuk. Ya başka bunların şeyleri kullandığı konuştuk. Cümleyi ben onlara kullandım. Ülkenin ben, kurumları konuştuk. Arkadaşlar nereden nereye geldiğini, bunların, gericilik bunların, ne oluyor yani? Bunlardan ben bu tür cümleleri duymaktan sıkıldım artık ya. Bu İdris Küçük Ömer benim aklıma geliyor. Evet. Yani öyle izah edebiliyor. Mesela, Türkiye'de asıl gerici, asıl bağnaz, asıl tutucu kesim bunlar. Şunu da söyleyelim. Bunlar bunu şimdi söyleyen de ezberlerle Ömer konuşuyorlar. Ezberlerle bunlar konuşuyorlar solcu geçinir değil mi? Solcu geçinir bunlar. Evet, evet. Emperyalizme karşı veya işte emperyalizmin bölgedeki yönelik faaliyetlerine karşı bunların sesinin çıkmadığını görürsünüz. Bunlar solcu molcu değil. Bunlar sonra biliyorsunuz soğuk savaş sonrası işte komünizmin çökmesiyle birlikte farklı bir sol liberal eğilimi. Ya Amerikan solcusuna sol liberal diyorlar, tamam mı? Yani nasıl bir yeni bir kavram ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunların gayet mevcut sistemi kendiler için kullanan böyle emperyalist ülkelere karşı sözlerinin olmadığını görürsünüz. Bunlar hala yani Türkiye'deki süreci de şu şekilde okuyor. Yani kullandığı cümle işte gerici orduları, avcı taburları, harekat ordusu bunun karşısında böyle bir tabur kullanıyor. Hala bunlar Kurtuluş Savaşı'nın da İngiltere Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere, Fransa'ya karşı daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın bunları destekleyen ya bunların desteklediği Yunanistan'a karşı İngiltere, Fransa'ya karşı verildiğini düşünmüyorlar. Bunların zihni ne biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nın Osmanlı'ya ve millete karşı verildiğini düşünerek büyüyen bir şey bunlar, kitle. Bu az uz değil. Yani bunlar ancak ne oluyor biliyor önemli musunuz? Bir nokta var, evet. Bunlar ancak eğitimle olur. Normal böyle bir kulaktan dolma şeyle falan olmaz. Bir eğitim sürecinden geçersiniz. Ama şunu bunların yüzüne çarpacağız. Türkiye'deki demokrasi tarihi, Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve zihniyetine karşı verilen mücadele tarihidir ya. Şimdi bunların kafasındaki şey şu. Yani biz bu mücadeleyi verdik. Yani Kurtuluş Savaşı mücadelesini işte Osmanlı ve bunların bu millete karşı verdik. Hala bu mücadeleyi veriyoruz tavrını devam ediyorlar. 1950'li yıllar Demokrat Parti bunlar için mücadele verilmesi gereken ekip ve kitledir. Turgut Özal bunlar için mücadele verilmesi gereken kitledir, ekiptir, ekibi. Rahmetli Erbakan öyledir. Erdoğan ve ekibi bunlar için en çok mücadele edilmesi gereken ekiptir işte. Koyduğu yere baktığınız zaman böyle görüyorsunuz. Artık bunların bence konuşmasında fayda var biliyorsunuz. Bence bunlardan her gün günce 5 defa 5 vakit çıksın birileri konuşsun ya. Her gün mesela o adamın ismi ne işte? Ertal Beşikçioğlu, Esat Şey. Çıksın konuşsun. Hayır, keşke yani konuşabilse. Zülfü Livaneli, şey Zülfü Livaneli konuşsun. Ya her gün biri konuşsun ya. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunlar sustuğu zaman millet gerçekten sizin deyiminizle koskoca falan zannediyor. Bunlar konuşsun ki millet görsün hocam. Yani millet görsün. Gerçek yüzlerini görsün. Milleti nasıl gördüklerini, nasıl tanımladıklarını görsün. Bu arkadaşlar bakın dikkat edin 90 Mehmet Acar söyledi. Not aldım ben de ona. O, demek ki aynı şeye 94. odaklanmışız. 94 yılında Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Ve seçildi biliyorsunuz. O zaman da öyle sizin deyiminizle söyleyeyim. Koca koca adamlar vardı. Kimler vardı? Adaylara bakar sayalım. Bedrettin Dalan vardı. Ertuğrul Günay vardı. İlhan Kesici Bey vardı. İlhan Kesici Bey vardı. Zülfü Livaneli vardı ve Erdoğan vardı. Ne diyor? Bu arkadaş da işte aday. Evet. Bu arkadaş dediği o da orada siyasi, böyle kenarda köşede duruyor işte anlamında evet, bir şey. Şu anda nedir biliyor musunuz? Kendisi hala harekat ordusunda kalmış oralarda uğraşır iken bu arkadaş dediği siyasi şu anda dünya lideri olarak ortaya çıkmış durumda. İşte bunu ama şunu da anlıyorum yani. Orada da biraz hak vereyim. Adamları anlıyorum. Yani bu kadar gelinen süreçte de bunu hazmetmek kolay olmuyor herhalde değil mi? Siz